YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü tarifim yine oldukça kısa zamanda hazırlanan hem görsel hem de çok lezzetli bir tatlı. İrmikle bir muhallebi hazırlayacağım. Daha sonra içerisine bisküvileri batırıp biraz dolapta dinlendirdikten sonra ters çevireceğim. Sunumu da çok güzel. Hemen yapılışıyla başlıyorum. 1,5 su bardağı irmik. 1,5 su bardağı da toz şeker. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı. Üzerine de 1,5 litre süt ekliyorum. Şimdi tencereyi ocağa koyup fokurdayana kadar ocakta tutacağım. Orta ateşte pişirelim ama devamlı mutlaka karıştıralım. Ocağı kapattıktan sonra da diğer malzemelerini ekleyeceğim. İrmikli muhallebiyi ocakta güzelce fokurdayana kadar pişirdim. Ocağın altını kapattıktan sonra bir paket vanilya, bir yemek kaşığı dolusu da tereyağı. Tereyağı eriyene kadar sadece karıştıralım. Şimdi hiç bekletmeden irmikli muhallebiyi dökeceğim ama tepsinin mutlaka ıslak olması gerekiyor. Her yerini güzelce ıslatalım. Bir de bisküvileri dik batıracağım için o yüzden böyle biraz küçük bir tepsi kullandım. Orta boy borcamdan biraz daha küçük. Şimdi üzerini tamamen düzleştirelim. Ben bu tarifte böyle kakaolu bisküvi kullanıyorum ama isterseniz kakaolu petibörle de yapabilirsiniz. Bir ölçme yaptım öncesinde. Tam böyle batırdığım zaman irmikli muhallebiyle aynı boya gelecek şekilde kestim hepsini. Şimdi sırayla hepsini batırıyorum. Tatlının hazırlanması sadece bu kadardı. Bundan sonraki aşama artık dolapta bekleme süresi. Tamamen soğuduktan sonra dolaba koyup en az 2-3 saat durduktan sonra artık ters çevirip servis yapabiliriz. Tatlı dolapta yeteri kadar soğudu. Böyle ters çevirdiğim zaman zaten hemen düşüyor. Bisküvili irmik tatlısını istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben küçük bir ganaş hazırlayacağım. Dolapta da yarım kutu krema vardı. Onu değerlendiriyorum. Yarım kutu kremayı ısıttım. Üzerine de 70 gram bitter çikolata ekliyorum. Kremanın sıcağında çikolatalar eridikten sonra üzerine dökeceğim. Çikolatalar eridikten sonra sosun kıvamı oldukça akışkan oluyor. O şekilde hemen dökmeyelim. Zamanınız varsa dolapta bir 10 dakika tutabilirsiniz ama ben biraz daha hızlı olması için 3-4 dakika kadar dondurucuda tuttum. Şu an kıvamı çok daha güzel oldu. Şimdi üzerini tamamen çikolata sosla kaplayacağım. O kadar kolay bir tatlı ki herkes bunu çok rahatlıkla yapabilir. Hazırlama süresi de çok kısa. Ben üzerine bu şekilde çikolata sosu yaptım ama hazır çikolata sosu kullanabilirsiniz. Meyveli soslarla da ya da farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Dilimler de içinden çok rahatlıkla çıkıyor. Gayet net kalıp gibi dilimleri içinden çıkarttım.
Kartların iç görüntüsü de bu şekilde oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca hala kanalımı takip etmiyorsanız bildirimleri açıp kanalımı takip edebilirsiniz. Çok hafif, oldukça da lezzetli bir tarif. Görseli de çok güzel. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.